Siz çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Hı? Nerede Neste? Çekme. Evet arkadaşlar, 7 Nisan savrumdan size sesleniyorum. Çok ümitlendik. Bugün olur diye. Yağmuruydu. Ben savrumu yaptım şimdi. Gelen giden yok. Bakalım arenanın bugün de gelmedi. İçeriğime devam edeceğim. İnşallah heyecanlanmazsak, unutmazsak içeriğime devam edeceğim. Öpüyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 38 artı 6'dan hepinizi selamlıyoruz. Ama hala doğumumuz gerçekleşmedi. Yalancı sancılarımız var. Bir de senin yorumlarını alalım. Yalancı sancılar böylesi gerçeği düşünemiyorum diyorum. Ve konuyu kapatıyorum şu an. Şu an bir de mesela arada oluyor. Evet, gerçek olup olmadığını anlamamız için dinlenmesi gerekiyormuş. Dinlendiğinde de eğer sancıları devam ediyorsa gerçek sancı oluyormuş. Gün geçtikçe inşallah size buradan bilgi vermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet, sanırım şu an çekiyor. Sabah uyandığımda nişan geldi. Şu anda da ufak sancılarım var. Çok heyecanlıyım. Kan uyuyor. Doktorumla konuştum. Doktorum hani 2-3 gün nişan geldikten sonra 2-3 gün sürdüğünü söyledi doğumu. Bilmiyorum. Şu an ufak da olsa yine sancılarım devam ediyor. Ama büyük ihtimalle de akşama dedi daha çok oturur dedi. Ama henüz şu an Okan'a haber vermedim. Çünkü uyuyor. Daha doğrusu kimseye haber vermedim. Öyle bakalım nasip. Sabahtan ben şu kamerayı açmakla uğraşıyorum. Heyecanla kamerayı bile açamadım. İnşallah serüvenimiz başlamıştır diyorum. Burnum da şişmiş galiba. Herkes şey diyordu, burnum şişmiş, doğum yakın falan. Bilmiyorum. Acaba bugün mü olacak? Yani açıkçası yani 16 Nisan bugün tarihlerden. 17 Nisan kayınpederimin ölüm yıl dönümü. O yüzden 17 Nisan olsun. Okan hiç istemiyordu ama nasip sağlıklı olsun. Yani bunun gününün bir bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani yorum yapamıyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an nasıl çıkıyorum, ne yapıyorum, saçım başım ne alemde hiç bilmiyorum ama doktorum sadece bol bol dinlenmemi söyledi. Ben hatta dedim pilates topunda falan zıplayayım ama büyük ihtimal doğum için güç ihtiyacım olacak. O yüzden dinlenmemi istiyor şu an. Peki ben ne yapıyorum? Kesinlikle dinlenemiyorum heyecandan. İşte dualar falan açmayı düşünüyorum YouTube'dan. Daha sonra hastane çantası videosu çekecektim. En azından dedim onu çekeyim bari. Hani şu an daha iyiyim. İyiyim. Şu an heyecandan böyle konuşuyorum. Bakmayın yani acı falan çekmiyorum. Sadece ufak ufak sancılarım var. Bir defa böyle bir deneyim yaşadığım için ne olacak şey var birazcık, kaygısı, telaşı ama çok şükür iyiyiz şu anda. Baba oluyorum lan! Baba oluyorum baba! Saate bak! Bu saatte babam ne olur? Allah bismillah aşkım ya! Kurban olurum sana! Sonunda, oh. sonunda. Hadi gel hemen çıkalım hadi. Kırmızı yanıyor ama çekiyor herhalde. Arabada yok mu? Yok. Güneş gözlüğümüz olmadan doğranmıyoruz. Ne bakıyorsun? Dur bir dakika, sen nasıl giyeceksin? Tut bakayım şu kamerayı. Çalışıyor mu? Evet. Çıkar yani. Ne hissediyorsun? Korkuyorum. Ama yani benim bu acele tekrar eve yollarsa diye korkuyorum. Yok, ben o iş gönderiyorum. Bugün olacak o iş. Allah'ın izniyle. Ben öyle. He? Ben öyle. Ona göre ısrar yapacağız. Niye canım, bir ameliyatı sardın mı? Aynadan kendime bakıyorum. Ya
Çamurun kan ailesi. Aren gelmeye hazır mısın? Aren Hanım, Işık Hanım. Ailemize dahil olmaya hazır mısın kızım? Hazır ki ya. Seni almaya geliyoruz. Hadi inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Onu da gözet ben de abi. Hı? Başını görsen de. Sabah 7'de. Geldi. Valla kaç gündür güneşli güneşli anar gibi yağmurlar. Yavaş dikkatli. Doğruma diyor. Ne demek? Daha nasıl net bir şey yok ya? Yani, az kaldın evde kucağıma veriyordun çocuğu. Hala net bir şey yok diyorsun ya. O kadar acı işin yüksek ki. Yani sen anlamıyorsun. Ben anlıyorum. Doğuyor, doğuruyorsun. Doğuruyor ya. Doğuruyor yani. Doğuruyor. Doğru mu? Baba oluyorum yani. Baba oluyorum yani. Diyorum ki Aren'e, herkes oruç, anan hariç. Ya ne yapalım, iftarı birlikte mi açsak acaba? Ölürüm ben de ya. Bir şey diyeceğim, benim yüzüm şişmiş ya. Doğum olacağı zaman yüz şişiyor diyorlar ya. Dedim ki makyaj yapacak olsam da gideyim hastanede yapayım bari. Kendimi iyi hissetmem lazım çünkü. Şu an bunu gördüm, kendimi iyi hissetmiyorum. Ben iyi hissediyorum, mükemmelsin, çünkü çok güzelsin. Çünkü sen ya. Jilet gibi olmuşsun. Ay aşkım. Senin güzelliğin... Kızına süslendi resmen adam. Hayır ya, hangi yerde süsleneyim aşkım? Ya hadi be. Ya kıyamam. Orucunu yaptı, namazını kıldı, yattı. Aren dedi ki, sen de tutarsın orucunu. Geliyorum ben. Kaldırdık babayı. Çok heyecanlı. Baba oluyorum. Nasipse inşallah, Allah'ın izniyle. Sağlıkla gelsin bebeğim, sağlıkla. Dün başladı. Dün geldi nişanımız. Ama sancıların düzene girmesini bekliyorduk. Yani şu an hala net bir şey yok. Yani doktora bağlı ama yani zaten bugün yarın olacağı nasipse net gibi duruyor da yatış olur mu şu an gittiğimizde onu bilmiyorum açıkçası. Belki hani gidin yürüyüş yapın falan da diyebilir ama yani şu an sancılarım düzenli geliyor. Bayağıdır anlamaya çalıştım sancılarım. Ya sancı anlıyorum ama şu arkadaşlar, düzen muhabbetini yağmura, anlayamıyorum. Yağmura kalsaydı acı yemin ediyorum. Acı eşiğim çok yüksek benim. Yağmurun acı eşiği o kadar yüksek ki dövme yaparken uyuyabiliyor falan yani. O öyle anlayın. Dövme yaptırırken bir de şeyle bacağının arkasında en acıyan yere. Yağmura kalsaydı yağmur çocuğu doğuracaktı. Doktoru arayacaktı. Hocam biz çocuğu doğurduk ne yapalım diye. Ya diyorum ki bak 5 dakikada bir saat saydım. 1 saati 5'er dakikaya böl. Diyorum ki dizenle arasak mı diyorum doktoru. Hayır hayatım olur mu öyle şey? Niye acele ediyorsun? 1 saattir 5 dakikada bir sancı yaşıyorsun. Ama ben diyorum ki ben gideceğimin zamanı bilirim. Ben hissederim. Bak hissettim. Aradım doktoru. Şu an gidiyoruz. Dün gece arasaydım bence şu an doğmuşlardı. Hiç de bile düzende değildi. Adamcağız derdi ki git büyük ihtimal sabah gelirsiniz siz diyecekti. Ki ben bir de orada çalışmışım, sistemi de biliyorum ve hastaları ne şekilde neden geri yolladığımızı da biliyorum. Diyorum ki ben gitsem bile beni geri yollayacaklar diyorum, anlatamıyorum. Yok sen işte doğurmak istemiyorsun. Bana öyle diyor. Ya ben niye doğurmak istemeyeyim? Pilates yap diyorum, pilates yapmıyor. Gücüm yok. Dün bir bayılmışım, yürüyüş yaptık. Bir geldim resmen bayılmışım, hiçbir şey hatırlamıyorum, silik. Ya ben uzun zamandır ilk defa böyle uyuyakaldım. Değil mi? Evet. İlk defa böyle uyuyakaldım. Bunu geçerdin. Niye bunu bekledin ki? Hem yaşı var sağ olsun. Ama şerit, iki şerit zaten. İki şerit de tuhaf gidiyordu yolda. Ben karımla çocuğum tehlikeye yatağı mı saatte zor babayım ben ya. Öyle yani. Şimdilik bakalım. Diyeceklerimiz bu kadar. Hastanede. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. İnşallah iki kişi gidiyoruz, üç kişi geleceğiz. Ya doğuma da böyle havalı girmezsin ya. Ya yani şu an sanki hamile sen değilsin benim gibi görünüyor ya. Ya gerçekten hamile kesin benim ya. Yağmurlu hiç alakası yok. Şu halime baksanıza. Öldürecek beni ya. Bak burnuna. Ya bu hastanenin asansöründe de yapmazsın şunu. Hadi bak. Burnuna ağzına bak. Of. Dur şimdi olacağım galiba tamam mı? Sen ne biçim halısın ha? Sen nasıl ailesin? Yalan söyleme be. Yemin ediyorum hastanedeyiz. Gerçekten mi? Vallahi. Ay kalbim incik geliyor. Sakin ol. Tamam. Gelelim hemen. Gelin gelin. Ooo hadi bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Hayret. Ay,
Alo. Alo. Günaydın. Anne. Günaydın. Ne hadi biçim gel. Ailesiniz siz? Ha? Nasıl ailesiniz? Ha? Anne yatışımızı yaptı doktor. Hadi canım. Bekleniyorsunuz. Evet. İyi tamam, ben Elif'sini uyandırıyorum o zaman. Tamam, yağmur, tamam. Yağmuru uyandırdık. Şimdi Zeynep anneme de ararız. Biz plan yapalım. Aynen. Kimin haberi var dedin? Yağmur'un, bacımın haberi var. Şimdi senin var. Şimdi şeyi arayacağım işte. Annemi. Annemi. Aynen. Tamam anne. Sen de valizin falan hazırdır. Şeyinle gel. Valizinle gel. Tamamdır. Tamam. Hadi bay bay. Alo. Efendim? Nasıl ailesin sen? Ne oldu? Yoksa kızım mı geldi? torun geliyor, torun. Vallahi de sancısı mı geldi? Ulan ne sancısı? Hastanedeyiz. 100 santim de açılması var. Gerçek mi diyorsun sen? Oğlum, ne zaman gittiniz? Vallahi 2-3 saatten beri buradayız. Şeyden sonra... Çocuğum hiç sana haber vermez mi? Ama yatış yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorduk. O yüzden zaten doğum öğleden sonra falan olur dedi doktor şimdi. Daha yeni yatırdık. İşlemlerini falan yaptım Yağmur'un. Eşyaları falan çıkardım işte şimdi. Makyajını falan yapıyor yani. Geliyor torun. Hemen gelecek mi şimdi? Tabii gelebilirsiniz. Tamam çocuğum, tamam iyi geliyorum. Hadi görüşürüz anne. Hadi. Bay. Hadi bay. Bu duyduğunuz aşkın kalp sesleri. Bak. Kurban olurum ya. Bu da çok 5 santim olmuşuz, 5 santim. Beni çekmiyorsun şu an. Bir durağa takıldığı için şu an rahatım. Evet, ben senin yorumlarını alayım. Yani çok güzel. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. İnşallah nasipse iftarı kızımızla birlikte yapacağız. Şey, kızımın kalp atış seslerinden seninki çok duyulmuyor. Çok az daha sesli alabilir miyiz? Biraz epidural takıldığı için asalak gibiyim. Ama çok iyiyim, çok şükür. Evet. Gelişmelerden haberdar edeceğiz arkadaşlar. Çok öpüyoruz. Tek bir kelime söyleyebilirim. Tahminimin çok çok üstünde bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bambaşka bir duygu. Yani bunu gördüğüm zaman böyle hani sokağa atanlar, edenler ya bu tip insanlar aklıma geliyor. Abi dünyaya inmiş bir melek. Yani hele ki sevdiğiniz kadından veya adamdansa bambaşka bir duygu. Yani kelimelerimi izah edemiyorum. İnşallah biraz toparlanınca sizinle de paylaşmak istiyoruz. O kadar, şu konuya da değinmek istiyorum. O kadar güzel mesajlar aldık ki, yani sosyal medyaya girdiğimiz günden beri ben böylesine bir sevgi görmedim. Yani on binlerce mesaj var ama bir tane kötü bir mesaj yok. O yüzden sizin dualarınız, bugün çok zor bir gün atlattık. Eminim ki bunda rolünüz çok yüksek. Hepinize tek 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 teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evimize gittiğimizde videomuzu sonlandıracağız. Çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Ufacık da süreçten bahsederiz merak edenler için. Evet. Öyle sonlandırırız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir şey. Çektiğiniz her şeye değiyor. Onu gördükten sonra her şey bitiyor. Evet. Korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun kendinizi artık yani teknoloji gelişmiş halde güvendiğiniz uzmanlara teslim edin ve arkanıza bakın. Gerçekten elinize alacağınız şey mucizeden başka hiçbir şey değil. Yani şuracıkta ömrüm yatıyor yani o kadar söyleyeyim size. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Merhaba bakın. Biz artık evimize gidiyoruz. Attık arabayı Aran Nehri.
dedik. Yeter hastanede o kadar. Bir güncük iyi. Yeterli sana. Burada içinde uyuyormuş olmuşuz. Arabayı sevdik. Şimdi babamız da eczaneye gidiyor. İlaçlarımızı alacak. Öyle eve gideyim böyle. Birazcık rahatlayayım falan. Serüvenimizden size azıcık da olsa bahsedeceğim. Ama çok şükür iyiyiz. Araba mis kokuyor, mis mis. Burada da halamız var. Halası bak bakayım. Hepinize selam tekrardan arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ancak çekebildik bu içeriğimizin devamını. Aren 2 aylık olacak. Evet, Aren dişlerini falan çıkardı, biz ancak çekebildik. Bebek zor. Yani kolay bir şey değil. O yüzden süreç bu kadar ilerledi. Çektiğimiz içerikte atladığımız kısımlar oldu. Çünkü doğumun belli bir kısmı sıkıntılı geçti. Bundan dolayı içeriğimize devam edemedik. Ama şimdi... Ben yine kendime bakıyorum. Kameraya mı bakacağım, kendime mi? Öldüm burada ama. Hello. Biliyorsunuz ki ilk izlediğiniz görüntülerde sürecimiz kısa bitti. Çünkü doğumumuz zor oldu. O yüzden de aklımıza vlog çekmek gelmedi. O anda kötü anlar yaşadık. Sizlere ben hemen kısaca özet geçirmek istiyorum. Arkadaşlar zaten doğum sürecini şu anda izlediğiniz vlogtan anlıyorsunuz. Sadece oradaki boşluğumuz Yağmur Sezeryan'a birden... giriyor ve çocuğu alıp biz çıkıyoruz. Aslında öyle değil. Oradaki aralıkta biz gayet normal doğum ilerliyorduk. Yağmur 7 cm'e kadar açılması vardı. Doktorumuz her şey normal. Hatta seyrinde gidiyor dedi. Annemler de 7-8 cm. Evet, yani 8 cm'e kadar gitti. Kadınlar daha iyi bilir tabii ki. 10 olduğunda doğum oluyor. Yani artık oluyor ucun yani şey. Çocuk doğum kanalında suyunu patlatmışlar falan. Tabii. Doktor suyunu patlatmış. Yani gayet normal doğum ilerlerken ben de yanlarındaydım. Yani doktor, ben tuvaletteydim. Çıkamadım hatta orada. Bir baktım doktor gelmiş içeri falan, yani bir çıktım. Yani doktorum bana odaya geldiğinde şey dedi. Yağmurcuğum dedi. Şimdi ben senin son muayeneni yapacağım. Hani belki suni sancı verilecekti bana. Çünkü epidural ikinci doz yapıldı. Evet. Yani prenses doğumda epidural ikinci doz yapıldı bana. Ondan sonra zaten ben sancılarımı hiç hissetmiyordum gibi bir şey artık. Sancılarım yok olmuştu. Ondan sonra doktorum bana dedi ki yani suni sancı düşünmeye başladık artık. Son dakika sancılarım yok olunca. Dedi ki sana şimdi muayeneni yapacağım. Ondan sonra doğumunu şekillendireceğiz dedi. Hani ben sana ne olmayacağını söyleyeceğim dedi. Tam da o sırada Okan da odadaki tuvaletteydi. Normalde ben muayene yapılırken Okan odada hiçbir şekilde istemedim. Ondan sonra muayene yapılırken Okan da tuvaletten çıktı. Kimsenin benden haberi yok. Herkesi doktor dışarıya çıkarmış. Yani artık son bir hamle yapacakmış ki doktor, hani bebeği almak için. Yani şey dedik hep, son vuruşu yapacağım. Çünkü o vuruş yapıldığında normal doğumu alabilirlerdi beni. Ya, son vuruşu o yapacağım. O ana kadar dedi. Yağmur'un aslında sancıları falan hep normal seyrediyordu. Yani gayet güzeldi. 80-90-100 sancılar bu şekildeydi. Aralıkları düzenliydi. Birden kesildi. Birden. Yok oldu tık sancıları. Dedi. Yani ne sancı var... ne ya, bebeğin kalp atışları 150-140'lardan birden 60-70'lere düşüyor. Ben de şimdi anlamıyorum. Sordum doktora. Dedim ki hocam, bu dedim 60-70 bebeğin kalbi değil miydi bu? Evet Okancığım dedi. Önümde ama Yağmur da yatakta. Ben de başındayım. Bir yandan NST'ye bakıyorum, bir yandan yani doktora bakıyorum. Odadaki muayeneden bahsediyorum. Evet, son muayeneden bahsediyorum. Hocaya bakıyorum. Hoca dedi yok dedi Okancığım, bir sorun yok dedi, gayet normal falan. Derken ben bir şeylerin ters gittiğini farkındaydım zaten ta 5. santimden beri. Derken kalp atışları yok oldu. Yok şimdi oldu. Hiç yok yani. Hiç sıfır yok. Ya. Benim kalbim doktor zaten... arıyor. Zaten Okan bembeyaz, doktor bembeyaz. Ben nefes nefese nefes alamıyorum. Yani onu size anlatamam. O kadar korkunçtu ki. Yani o kaybetme korkusu çok çok kötüydü ya. Tamam yani... yaşama tatlım, baş ver. Aa, yani travma kalacak diye çok korktum ki. Evet. Bir süre travmada kaldı bende de, atlattım çok. Neyse şükür. Bebeğin kalp atışları birdenbire yok oldu. Ondan sonra ben bakıyorum. Şimdi çok da anlamıyorum. Benim çok tıpla mıpla bir yakınlığım yok ama sordum. Biliyorum, o bebeğin kalp atışı. NST'de görünen ekrandaki olsaydı. Hocaya döndüm. Hocam dedim... hani çok bir şey de diyemiyorum. Yağmur doğum yapıyor. Yağmur'u stres yapmamam lazım. Hocaya bakıyorum, ekrana bakıyorum, Yağmur'a bakıyorum. Yağmur ekrana bakıyor. Doktorumuz da çok sakin. Ben sadece hocaya böyle bakıyorum. Böyle naif bir insan. Hoca dedi ki yok yok dedi, sorun yok. Ben dedi işte burada dedi, kalbi neredeymiş falan filan, böyle yapıyor bize derken. Bana sorun yok derken cebinden böyle telefonu çıkardı. Bak, o anı çok bak, unutmuyorum. Vallahi ben de unutmuyorum ya. Hayatım sonuna kadar da unutmayacağım. Telefonu böyle çıkardı. Ameliyathaneyi aradı. Telefon açtı. Acil ameliyathaneyi hazırlayın, sezaryana iniyoruz dedi. Acil bunu dedi ya. İndiriyorum dedi.
Tırnaklarımın ucuna kadar uyuştum. Allah'ım dedim, ne olur yardım et. Neyse sonrasında... Tabii ben o sırada... Yağmur orada çığlık kıyamet ağlamaya başladı tabii. Sakinleştirdik bana falan. Bana bir yandan hava takmaya çalışıyorlar. Bir yandan küpelerimi çıkarmaya çalışıyorlar. Her yerimde küpeler var şeyde. Normal doğuma gireceğim çünkü yani öyle hazırlamışız. Hiç aklımızda sezaryen yok. Ki küpeler bile kullandı. Açılmalarım yani. Bile böyle çok sağlıklı bir şekilde ilerliyordu. Ki o anda işte böyle bir anda hava takmış, ben zaten kıyameti kopardım. O muayene edilirken de kıyameti kopardım. Kapıda herkes zaten benim o seslerime yıkılmış. Allah'ım. Ya bu arada çok, biz çok farklı bir sabah 6.30-7 gibi hastaneye gittik. Sahurdan sonraydı. Bu bahsettiğimiz olaylar saat 4.30-5.30 arasında. Tabii zaten ben sabahın o saatine beri sancı çekiyorum bu arada. Tabii. Arenin dünyaya gelip ilk ağlaması, ilk çığlığı saat 5.17 zaten. Akşam 17.17. Aa 17.17. 17-17 değil hatta, onu söylüyorlardı. 17-16 mı neydi? Yok 17-18. Tam onun muhabbeti hatta vardı. Hatta onun muhabbeti vardı. Neyse ben onu 17-17 olarak kabul ettim. Burada montajda silerim zaten, sorun yok. 17-17'de dünyaya geldi arkadaşlar. Ve 17-17-17. Nasıl? Nisan'ın 17'si, saat 17, dakika 17. Bu çocuk oha, kutsanmış olabilir mi? Tabii. Çok ondan sonrasında işte bebeğimiz dünyaya geldi. Zaten Instagram'dan da takip edenler o kısa bir video şeklinde, yani kısa dediğim 1 dakikalık bir videoda süreci basit olarak da anlattı. Tabii ben o aşağıdaki sezaryandaki kısımdan bahsedeyim. Benim epiduralim çıkmış, bilmiyoruz. Ben acil bir de ekstra spinalde yedim. Ondan bizim haberimiz yok. Biz yok dışarıda ama bekliyoruz. Ben ameliyathaneye inletiyorum ama ben şeyden dolayı inletiyorum. Hem kusacağım, yine kusasım geliyor. Hem bir yandan arene düşünüyorum. Hani diyorum bir şey oldu, saklıyorsunuz benden. Çünkü hala ben oradayken bir tane böyle bir cihaz var. Doktorum o şekilde kayıp atışları dinliyordu. Hani doktorumun elinden bakmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim için doktorum benden sayıları saklıyor. Hala kayıp atışları çok düşük ve beni bir an önce hemen soymayıp kesmeye falan çalışıyorlar. Yani çok enteresan bir ortamda. Bebeği almaya çalışıyorlar yani. Ama aslında zamanla yarıştık yani. Sorunumuz evet. Neden böyle bir sorun yaşadık? Aren içeride kordon düğümlenmiş. Kordon düğümlendiği için de aslında normal doğum seyrinde devam ediyor bebek. Ama son anda doğum kanalındayken artık annenin sancısı geliyor ama kordon kısa olduğu için bebek inmiyor aşağıya. İnmediği için de bebek pes ediyor. Artık sancı gelmiyor yavrum. Her şey yavrum. Kanalda yani. Hatta Aren doğduğunda kafası böyle uzundu. Kafası böyle uzundu. Sonradan kalmış. Düzeldi çok şükür. Öyle bir bok böceğimiz bu şekilde dünyaya geldi. Çok şükür sağ salim kavuştuk. Bitirdi. Çok şükür sağ salim kızımıza kavuştuk. Ben annelere şunu söylemek istiyorum. Çünkü doğum videonun en çok bunu merak ediyorlardı. Hani sezaryanda ne yapmalıyız, çok korkuyoruz deyip bana çok fazla mesajlar atıyorsunuz. Açıkçası ben normal doğum istedim. Sağ salim kavuşmanız önemli olan. Hani böyle halk arasında bir sezaryanı duyunca bir tepki var mı? Sezaryan mı? İşte biz eskiden sezaryan mı vardı diye sakın onları aldırış etmeyin. Bebeğiniz için ne sağlıklıysa zaten doktorunuz ve siz buna karar veriyorsunuz. Kesinlikle. Ve en iyi zaten bebeğinizi düşünen de sizsiniz. Ben açıkçası böyle sezaryanı o anda duyduğumda bile hani şey oldum böyle. Yani sezaryen hani olmasam mı böyle gidişatında falan oldum ama o anki o korkuyla inanın ne sezaryen beni kessinler, bitsinler. Aynen. Ben öleyim yeter ki o yaşasın psikolojisine girdim. Allah kimseye dediğim gibi... Estağfurullah aynen öyle diyorum da sen niye öylesin ya? Dediğim gibi korkulacak hiçbir şey yok anneler. Yani anne olmak kolay değil. 9 ay boyunca da süreç zordu. Doğum da tabii ki kolay olmuyor. Ama sonundaki koştuğunuz mucizeden sonra inanın var ya o acıların her şeyini unutuyorsunuz. Hiç anlatamam yani bambaşka çok bir şey. Çok farklı bir his. Allah'ım isteyen, hak eden, bakabilecek herkese nasip etsin inşallah. Doğum konusunda ben de bir hamile olduğum için ben de anlatmak isterim arkadaşlar. Gerçi ben de hamileyim demeyeyim, şu anda gündem yıkılıyor bundan dolayı. O yüzden şunu söylemek istiyorum sadece. Ben kadın olsam kesinlikle sezaryen olurum. Yönlendirme yapmak istemiyorum ama ben şunu çekemem abi. Ben orada o bebeğin kalbi düşüyor falan, ben de sordum dedim ki yani neden dedim bebeğin kalp atışları düşüyor. Anne ıkınıyor. Anne ıkınınca evet. Bebeğin kalbi düşüyor. Dedim ki neden? Anne ıkınınca nefes almıyor diyorlar. Ya o kadar kutsal bir şey. Abi ben orada şok oldum. Dedim ki yani bu kadar kutsal ya bu kadar mı bağlı dedim ya. Bir anne ile bebek, yani şöyle söyleyeyim size, eşleriniz hamile ise şunu hiçbir zaman unutmayın. Anne nefesini tutuyor ya, bebek de nefesini tutuyor. Anne hasta oluyor ya, bebek de hasta oluyor. Nitekim sadece doğumdan bahsetmeyeyim, sonrasından da küçük bir örnek vereyim size.
Annenin ateşi var. Aren hasta oldu. Annesi de hasta oldu. Aren'in ateşi vardı hatta süs fark etmedi. Geçirdim ben sürekli. Evet. Doğusoluk dönemimde. O küçücük insan bunu hissediyor. Annenin hasta olduğunu hissediyor. Ateşimi çok da değil. 38 derece ateşi var. Yani 39'dan sonra insanı basar mesela ateş. Ama Yağmur'un 38 ateşi vardı. Emmedi abi o. Anneyi emmedi yani. Hiçbir şekilde emmedi anneye. Gittik mama verdik yani. Doktorumuz verdi. Tabii yani doktorumuz verdi tabii ki. Kafamıza göre vermedik tabii ki. Ben kafamıza göre verdik demedim. Dedin demiyorum. Hayır, mama verdik deyince insanlar şey algılayabilir yani. Biz verdik. Yok, doktorumuz bizzat kendi eliyle ağzına bebeğin mamayı verdi. Çünkü annesi o ara iyice bir de Yağmur işte ben bir daha emziremeyeceğim diye bir de tripler. Bu video çok uzar ben sana evet, söyleyeyim. Evet, bence de burada bitirelim artık. Yok, bu yayın da değildi ya. İyice karıştı. Çok kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım içerikten keyif almışsınızdır. Yani sürecimiz çok yoğun ilerliyor. Hayatımız çok yoğun. Bebek alışma süreci derken bu içerikler korkmayın. Bu yüzden geç kaldı. Çok güzeldi. Evet. Her şey çok güzeldi. Bunu bilin yeter. Korkmayın. Annişlerim korkmayın. Ah, nasıl güzel söyledi. Annişlerim bir daha söylesene. Annişlerim dua edin. Vallahi ondan senin şunu ölüm tarikatını biliyorsun. Şunu da söyleyeyim. Hani ben elhamdülillah Müslümanız Allah. Allah var. Ama ben bu doğumdan sonra o kadar inancım daha da güçlendi, kuvvetlendi ki gerçekten bir mucize. Neyse. İnşallah içeriğimizi beğenirsiniz ve vloglarımızın devamı gelecek. Bu doğum vlogundan sonra da biliyorsunuz ki biz tatile gittik. Tatil vlogumuzdan bundan sonra gelecek. Dediğim gibi istediğiniz farklı bir içerikler varsa da yorumlarda okumak isteriz tabii ki. Elimizden geldiğince artık Aren'le birlikte YouTube'a sizlere video çekmek.